Kıymetli dostlar, öncelikle hepinize selamlar. Hepiniz yepyeni bir Tavern of Gods bölümüne hoş geldiniz. Tavern of Gods bildiğiniz gibi Auto Chess mantığında, TFT mantığında ilerleyen bir yapıya sahip single player oynayabileceğiniz bir oyun. Yaklaşık YouTube'da bayağı bir bölümü yayınlanacak. İlk bölümlerini falan izlemiş olmanız lazım. Aşağı yukarı oyunla alakalı bilgi sahibisinizdir. Şimdi ben daha önce hiç oynamadığım kadar yüksek zorluk derecesinde oynayıp elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Yanılmıyorsam bir tane kahraman belirlemiştik kendimize. Kimdi kendisi hatırlamıyorum ama şeytanlara çok yüksek bufflar veriyordu. Ve bir şeytan ordusuyla oynamak istiyorduk biz. Sanırım bu arkadaştı kendileri, öyle değil mi? Sevgili Ophelia. Demon üyelerin, demon canavarların health'ini %48, büyü direncini %32 arttıran ve gardiyanların atağını kritiğe çıkaran. Wow. Tier 3'e çıkmıyor galiba, değil mi? Ama bu bufflarla gider mi acaba? Efendim sevgili Ozan, 8. ayında Ozan'cığım hoş geldin. STR büyüktür Dex diyor. Tabii ki güç çeviklikten üstün müdür? Bence çeviklik alır ya. Bilmiyorum. Oyunun normal ayarı 125. Abav! Demek ki bana ondan da alıyorlardı. Şeyden bahsediyoruz bu arada. Age of Conquerors 2'de ben yerimde oturup ekonomi kasarken bana hani Kanada saldırıyor ya oturduğum yerden. Onun sebebi oyunun kendi yüksekliğiymiş. Peki. Ophelia'yı açalım. Ophelia'yı bir deneyelim. Ophelia'nın yanına alabileceğimiz ne var? Executioner'ı alabiliriz. Kendisi Demon bir Warrior. Veyahut Demon Summoner, Amazon. Reis onu kötü dedin ya. Kaç demon var? 7 demon var. Bu demonların arasında gardiyan yok mu? İlla ki vardır ama yüksek level değil mi? Bak, demonların kendiliğinden gelen normal can çalma ve büyü can çalması var. Ayrıca 5 demon olduğunda sahada, 5 tane iblis olduğunda vurdukları düşmandan 10 mana çalacaklar. Okey. Ve maksimum %15 damage yiyorlardı. Baya baya ölmeleri zordu bunların. Abi ben o zaman Executioner'ı alayım. Yani ne yapayım? Executioner'la başlayacağız sahaya. Bütün özelliklerini de açayım. En azından elimdeki demonların, yani kullanacağım demonların 1-2 özelliği açık olsun. Dediğim gibi full iblisle oynamaya çalışacağım. Daha önce hayır, Amazon'a alma. Amazon'a alırsan yatarız aşağı. Önce bir Warrior'umuz olsun sahada. Daha önce oynamadığım kadar yüksek zorluk derecesinde oynayacağım. Ve bakalım. Yani ben en son Purgatory zorluk derecesinde oynadıydım. Sanırım Araf'ı temsil ediyormuş. Cennetle cehennem arasındaki kısım. Şimdi onun bir tık üstü. Bir de tabii en zoru var da orada ölürüz lan. Orada yazıkla bize. Vallahi gariban kalırız. Ağzımızı burnumuzu dağıtırlar. Conan öğrenmek sıkıcı sırf seninle oynamak için. Ozan, öğrendiysen çat pat gel benim save'e. O zaman ben giriyorum. Zorluk derecemiz bu, ayarlarımız bu. Karakterimiz Ophelia. Canavarlarımız sağlam. İlk iş direkt Stinking Queen'i indirmek olacak benim gözümde. Çünkü etrafına zehir saçarak vuran bir canavar var sevgili arkadaşlar ve canımızı okuyor. Efendim sevgili Novel Prime, iyi yayınlar dileğini iletiyor 3. ayında. Teşekkürler Novel Prime. Sağ olasın. Elimde 1412 kristal var. Bakalım. Bir 30 gold aldım. Bir tane de gem alayım. Başka da bir cacık alamam gibi duruyor. Yeter şu 320 kalsın. Azıcık kar ederim. 30 değil de 40 gold mu alsak acaba? Aldım ya. %100 buff'ı var abi. %100 buff'ı var yani. Yürü bakalım. Ya da direkt yürümese mi acaba? Ya yürür ya. Yürür. Demon Warrior yürür değil mi? Demon Warrior'un birçok özelliğini de açtık. Misal burada alınacaklar arasında. Abi 7 Demon'ı tamamladığımızda acaba nasıl bir komp olacak? Çok merak ediyorum ya. 7 Demon bilmiyorum. Daha önce hiç denemedim. Şimdi bence Guardian sınıfı bir adamla çarpışalım. Çünkü bizimkinin atak değeri muhtemelen karşıdakinden daha yüksek. Parçalasın karşıyı.
Tamam, iyi vuruyor ya, iyi vuruyor. Sanırım skill attığında da can çalıyor. Galiba. Hocam. Okey. Birebir kafa kafaya dövüşü aldı. Sahaya şimdilik combo açmak için. Oo, Demon Guardian. Vardı madem, niye bana Demon Guardian vermedin? Şöyle Demon Guardian biraz önde, bu çaprazdan girsin, tamam mı? Neden bunu çaprazdan sokuyorum? Önden damage'i bu yesin. Çünkü kendisi bir guardian. Vardı Demon Guardian, beni Demon Guardian'la başlatmadı. Buluruz herhalde 7'yi ya. Ama kesebilir miyim bilmiyorum işin açığı. Acaba diyorum, acaba hani şimdilik bir combo olsun diye iki guardian'la mı girsem? Yani sonuçta full demon'ın bir anlamı yok. İki guardian en azından hem can buff'ı alır. Gerçi damage'i yok ki. Dur bakalım, zorlandığımız yerde parayla aratırız ya. Şimdilik şu ikisi bir girsin. Zaten 2'ye 1. Bir tane assassin'e karşı giriştim savaşa ama. Bizimkilerin yemesi lazım bunları. Evet efendim, single auto chess olarak tanımlanabilir tabii ki. Merhaba Giannini Santanto. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum iyi yayınlar dileğin için. 198 afiyetler olsun. Çok teşekkür ederim. Keyifli seyirler diliyorum. Sağ olasın. Armor penetration alayım. Zırh kırma işe yarayabilir çarlarımızda. Bakalım alabileceğimiz başka bir şey var mı? Demon sınıfı var yorumumuza. Bir tane daha eklendi. Buradan başka bir şey almıyorum. Ücretsizi bir aratalım. Oo, bir de Demon Amazon geldi. Çok iyi. Peki Demon Amazon'u sahaya düşmek için ne gerekiyor? O 22 gerekiyor. Bence early'de yapıştıralım, tamam mı? Kalabalık gidelim, sayıdan kazanalım. İki guardian. Bence deşer bizimkiler. İki guardian'la deşsin bizimkiler. Yeterince sayımız olursa sonra tiyarlarız. Çarları tiyarlarız. Çarları yıldızlarız. Bence güzel gidiyor şu anlık. Tam benlik oyun çünkü yalnızım. Gel aramıza Beatkiller, gel. Abi bu arada damage bile yemiyoruz. Fark etmişsinizdir. Bunun sebebi öncelikle oyunun early kısımlarındayız. Oyunun early kısımlarında sevgili oyun bize çeşitli buff'lar veriyor. Yani çeşitli buff'lardan kastım şu. Düşmanın canı ve damage'i birazcık daha az oluyor. Ama her zorluk ilerlediğinde, aşama her ilerlediğinde daha da celallenerek geliyorlar böyle. Daha da büyüyerek geliyorlar. Şimdi 25'te falan bir canavar aratabiliriz. Şu üçlü şu an için yetecektir diye düşünüyorum. Bir boss'ta yeter mi onu bilmiyorum. Ama şu an için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bak şimdi biz neden damage yemiyoruz biliyor musun? Çünkü 3 demon buff'ını aldığımızdan dolayı hem büyülü saldırılardan can çekmemiz var, hem de normal saldırılardan can çekmemiz var. Ama can çalma %30 falan. Gerçi bu niye güzel oluyor? Efendim sevgili Şahmeren ablam 16. ayında, 16 ay olmuş, Allah hayırlısın demiş ablacım. Teşekkür ederim. 16. ayın kutlu olsun. Hoş geldin yayına. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Ufaklıklar ne yapıyor bizim prensesler? Hoş geldin. Şu hemen Executioner Academy 2 yapalım. Bu arada maksimum canını arttırdım sevgili Orchshaker'ın. Demon Guardian sınıfı. Bu sayede önde daha kuvvetli bir tankımız olacak. Ve bu can çalmaların yanı sıra sahada uzun süre hayatta kalabilme sebebimiz şu. Sevgili Ophelia, iblis sınıfı canavarların canını %48 arttırıyor. Ve büyü direnci sağlıyor. Yani büyücü bulduğumuz yere kafalama girebiliriz. Ayrıca gardiyanların kritik vurmasını sağlıyor ki bizim kompun temel defansı Guardian Earthshaker. Selamlar Kefere Bey, merhabalar, hoş geldin, nasılsın? Enes'im teşekkür ederim, gayet iyiyim. Sağ ol, seni sormalı. Vallahi büyücünün bol olduğu yere gireceğim. Gerçi büyücünün bol olduğu yer dedik, bir tane var da olsun. Ama ben o kadar kritik vurduğuna şahitlik etmiyorum şu an bu çarın. Oy. Şu yarasayı bu arada sevgili Dark Amazon spamlıyor. Oo, tamam. İki tane maksimum health item'ı. Gayet güzel. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? İki tane maksimum health item'ını
birleştirip eğer ki bir Iron Glove gelirse elimize, biliyorsunuz demir bir eldiven var ve bu demir eldiven total can değerimizin %50'si kadar kalkan almamızı sağlıyor upgrade'li halinde. Upgrade'siz bireysel olarak kullanırsan yalnızca %25 kalkan sağlıyor. Bence bak yandan Executioner da giriyor bizim çocukla beraber. Bunun da hayatta kalmasını sağlayalım. Yani bütün canı tek bir adama yüklemeyelim. Arka tarafa zaten ulaşamıyorlar ama başka bir damage item'ım yok. Damage item olsaydı Dark Amazon'a verecektim. Damage item'ım yok. Oh maşallah ablacığım. Allah sağlık, sıhhat ve mutluluk versin. Bizimkileri öp benim için. Sağ olasın. Vallahi Kefere Bey çok şükür iyiyim. Sen nasılsın? Keşke kız olsam vallahi Samet abi, seninle olabilirdim, yalnız olmazdık. Yani bu hesaptan mı hareket ediyoruz? Yani şimdi evde kalacağıma buna varırım falan gibi. Yanında ailen, arkadaşların varsa zaten yalnız değilsindir dostum. Hani hayattan keyif almaya bak, geçen zaman biri daha geri gelmiyor. Ve biz öldük bu arada. Bu ne öldürdü bunu misal? Bana bir anlatır mısın? Bunu ne öldürdü? Yandaki executioner'ı. Bu boss ne bu boss? Stinking Queen'in aurasından geberdik ya. Evet, demek ki neymiş? Oğlum bir de bunu sona bıraktığımızı düşün. Ağzımıza tükürür bu. Bir de sona bıraktığımızı düşün. Vallahi mahveder bizi, biliyorsun değil mi? Şimdi sayın hocam, sahaya adam düşemeyiz. Sahaya adam düşemeyeceğimize göre ne yapacağız? Eldeki çarları Allah'ına verdiyse upgrade'leyeceğiz. Yapacak başka hiçbir şey yok ve umut ediyorum ki aynı türden canavarlar bol bol gelir. Biz de onları daha üst kademelere çıkartabiliriz. Temel niyetim bu. Sadece iblis sınıfıyla oynama niyetindeyim. Dördüncü iblisimizi bulduk bu arada. Aratırken. Hadi ama bu sahanın biraz daha güçlenmesi gerekiyor. Oh. Geliyor, ben kaçırıyor muyum oğlum? Gözlerim mi kör oldu? Abi biraz daha sahaya iblis desteği sağlamazsam ben bu stage'de takılacağım, haberin olsun. Allah'ım şükürler olsun. Yani hiç kullanmadığım Scorpion kademe 2 oldu ama neyse, sahaya güçlü kuvvetli düşeriz en azından canavarı. Hocam tamam, çok şükür, teşekkür ederim. Vallahi yani dünyanın parasını basıp arattık. Artık elimizde 3 yıldız bir executioner var. 2 yıldız bir Dark Amazon var. Ve 2 yıldız bir Earthshaker var. Ne yazık ki Scorpion'u sahaya düşemem. Dördüncü iblisi Scorpion'u sahaya düşmek için elimdeki para yetmez. Çünkü sürekli 1-1-1-1 artıyor. Ama en azından sahaya daha kuvvetli adam dizmiş olacağım. Bakalım Allah'ım, inşallah geçeriz yani, ne diyeyim. Harcıyor abi, harcıyor adam. Ah, bir attack speed item olaydı, şu arkadakini bir kullanaydık. Ben burayı geçemeyeceğim galiba. Abi! Houston! Bir sorunumuz var. Büyük bir sorunumuz var, büyük. Büyük bir sorunumuz var Mirim. Abi. Yani bak, bir de şey alıyorum ha. Düşmanın vurduğu canı reduce'layan, azaltan şey alıyorum sürekli. Ah. Hocam biraz daha yardım lazım olabilir. Yani ben biraz pintilik ettim eldeki gold'u saklayayım diye de. Ya da acaba Demon sınıfı mı yanlış bir tercih? Bence Demon sınıfı yanlış bir tercih değil. Yeterince şansımın olmaması yanlış bir tercih. Zar atıyoruz gelmiyor, zar atıyoruz gelmiyor. Gelse kullanacağım. Gelmiyor ki Demon. Agacım daha fazla Executioner, daha fazla Earthshaker, sana zahmet. Daha fazla Guardian. Ağzımıza tükürdü. Yok abi, basamıyorum. Basamıyorum, bu bizim sorumuz olacak galiba. Şaka maka 3 canımız kaldı. Ha, 3 can sonra aranızdan ayrılıyorum ben, eleniyorum. Birader. Bu ne zorlukmuş ya?
Evet efendim, şu an asker kullanma sınırım var. Şurada bir leadership var. Kendi liderliğiniz kadar asker kullanabiliyorsunuz. Kanka. Ayıp ediyorsun lan. Şşş. Param bitti, param. Alo. Öldükçe buff alıyoruz bu arada aynı stage için. Dayı. Adam kendi kendine ölüyor reis. Yani herif ayakta kalamıyor ki. Karnım ağrıdı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Karnım ağrıdı bak. Buraya bir de o dünyanın elmasını yatırdık, biliyor musun? Biz öldük arkadaşlar. Biz öldük biz. Aaa. Lan buraya kadar güzel geldik de buradan sonra gitmiyor. Abi ben bir daha ilk buna girmem. Biraz farmlasın çar, daha kalabalık gelelim. İlk levelinden böyle döven bir boss olabilir mi ya? Mındar etti mındar. Öldük öldük bu arada, biliyorsunuz değil mi? Ölürsek öldük. Mındar etti herif bizi. Efendim sevgili Helix Prime, Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Helix Prime, merhabalar. Desteğin için çok teşekkür ederim, sağ olasın. Elimize aldık bu arada. Arkadaşlar geçmişler olsun. Ha, son bir canım daha var galiba. Buradan sonra garanti ölüyorum. Yok. Life empty diyor. Canım bitti. Devam edemezsin. Sen ne Allah'ın cezası bir şeysin be. Bu neymiş ya? Evet görüşürüz arkadaşlar. Yattık. Geçemedi. İblisler geçemedi bu zorluğu. Elimizi aldık geri döndük. Aa. Üstüme iyilik sağlık yani. Daha ne item toplayabildim, ne bir şey toplayabildim. Kanka hero seçimin falan mı yanlıştı acaba? Tier 2 Ophelia ile oynadık. Bence zorluk çok aşırıydı. Ya bu zorluğu ne keser? Geçerse ne geçer biliyor musun bu zorluğu? Yani sırf onu da zorluk için oynarsak şayet. Abi gardiyan tamam mı? Ölümüne gardiyan. Ölümüne gardiyan. Full gardiyan sınıfı dizersek belki burayı geçer. Onda da ama damage çıkmıyordu, hatırla. Hatırla, damage çıkmıyordu. Ben gene aynı deneyeceğim. Ben gene aynısını deneyeceğim de sevgili Ophelia'yı alayım. Oğlum zorluğu azıcık düşürelim, kurban olayım. Bu ne ya? Bu ne ya? Oğlum böyle bir şey olabilir mi? Ben böyle bir dayak yemedim. Düşür düşür. Nightmare'ı keseriz bak. Nightmare'ı keseriz herhalde değil mi? Demek ki Purgatory'nin üstü çok çok zorladı yani. Torment neymiş ya? Çok fazla dövdüler. Ya da şöyle yapabiliriz. Gene aynı düzen deneyebilir ama yok ya, yok yok, buralarda full elmas kaybediyoruz usta. Elmas kaybediyoruz. Belki de bunu sona bırakmalıydık yani, komp oturunca gelip dalmalıydık, emin olamadım. İki tık düşürüyorum tamam mı? Nightmare'da oynayacağım. Yani cehennemde de oynamak istemiyorum şu an. Kendime güvenmiyorum. Kendime güvenimi çok kırdı. Nightmare'da gireceğim buraya. Önceki aşamalara bir daha girebiliyor musun? Tabii ki. Zorluğu dilediğin gibi düşürebilirsin. Tamam Demon dedik, Demon gideceğiz de. Nightmare'a düşüreyim. Yani Purgatory'yi Torment'i geçemedim. Şimdi gel bakalım. Bunu tarih tekerrükten ibaret derler yani. Bir daha bir dayak yersek. Hoca para yok, para. Para yok. Gemmem alamayacağım, para yok. Sen bana bir 40 ver de geri kalanını saklayalım. Ağzımıza tükürdü, ağzımıza. Gel şunları bir haşlayarak başla işe. Birader ben böyle bir dayak yemedim ya. O torment neymiş ya? Ya şey şimdi o boss'u keseriz de ablam. O boss'u kesmek için bizim açıkçası çok sağlam bir build ile oynamamız lazım. Keseriz. Torment'i başarırız ama hani o zaman videonun olayı komple değişir. Videonun olayı hani Demon kompunu deniyoruz da şey yükselir hani böyle Torment zorluk derecesinde geçmeye ki geçebileceğime inanıyor muyum?
İnanıyorum ya. Karma bir şeyler yaparsak geçeriz bence. Summoner değil. Full Warrior değil. Full Warrior da gitmez. Bak %100 can çalma veren bir tane adam vardı, tamam mı? %100 can çalma veriyordu o adam. Onun %100 can çalmasını alırdık. Ya da acaba Demon denemek yerine şu an bir aklım çeliniyor bak, zorlukta mı debelensek? Gerçi parasını verdim artık. Elmasını verdim. Buranın elmasını alacağız. Millete tıkır tıkır kese kese alacağız buranın elmasını. Artı 30 armor arttıran zıbıdık var bu arada elimizde. Bir hız item'ı versen misal. Arkadaki mızraklı gacıyı damage'e çevirsek. Mızraklı Amazon Raze'i. Tabii ki Pixark olabilir, neden olmasın. 8. aşaması vardı ya, 7.ye falan girip altın kasabiliyor musun? Aa. Koridorlar tek bir şey. Şu koridorları kastediyorsun anladığım kadarıyla. Koridorlar sadece dik ilerlenebilir. Yani ben bu 4. seviyede 4-5 defa kalayım. İyice altın kasayım, iyice güç toplayıp öyle boss'a gireyim mantığı yok ne yazık ki. Eğer altın kasmak istiyorsan yine stage'lerde birer kere durabiliyorsun. Zorluk düşürebilirsin sadece. O da maç içinde düşmüyor zorluk, maç dışında. Yasin'cim sadece şeytan gidiyoruz balım. Bu videonun olayı o. İblis build'ini deneyeceğiz. Efendim oyunun online'ı yok. Ha şey, Pixark için diyorsun. Teşekkür ederim canım, sağ olasın. Teklifin için çok çok sağ ol, eyvallah. Ama muhtemelen online oynamam yani. Oynarsam da single oynarım genellikle. Çünkü multi oynamak genelde bazen sıkıntılara sebebiyet verebiliyor. Yani kontak kuramıyorsun, arkadaşınla anlaşamıyorsun vesaire vesaire. Bir de şey var ya oyunlarda envanter düzeni. Ben en çok ona hasta olduğum için 3 iblis olsaydı en azından can çalmadan kurtarırdı ama 3 iblis değiliz. Neyse. Evet, hero yükseltmedim biliyorum. Biliyorum, parayı biriktirdim. Boss'tan önce yükselteceğim. Bir aksilik olmazsa boss'tan önce abanmayı deneyeceğim inşallah yani. Oo, tamam. Robotik şey geldi. Robot arm geldi. Robot arm normalde çok çok önemli bir item. Zira sebebini size ileteyim efendim. Çok güzel. 2 yıldız, 2 tane çarım var. Maksimum canın %25'i kadar kalkan veriyor şu an. İleride daha da fazlasını verecek. Ve belki sahaya bir adam düşeriz. Şu ücretsizleri aratalım. Oh, oh. Abi ben buraya iyice hazırlanıp gireceğim. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Şurayı bir 25 yap. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Ben Allah ne verdiyse toplayıp öyle girişeceğim. Bu sevgili iblislere. Şey, iblislerle düşmana. Hızlı aratıyorum biraz. Gözüm hep yukarıda. İblis sınıfı herhangi bir canavar arıyorum. Haberiniz olsun. Biraz hızlı geçtiğimden dolayı kaçırabilirim. Varsın kaçıralım. Önemli değil. Normalde gold saklarım ama şu aşamada arkadaş beni öylesine korkuttu ki herhangi bir şekilde gold saklamayı düşünemiyorum ne yazık ki. Sadece patara kütere hazırlık yapasım var. 43 gold'um var. Eğer güzel zarlarsak yaşadık. Şu Blazer sınıfı. Bir ara belki bunu da deneriz ama bunun özelliklerini bilmiyorum. Attack speed veriyor. Tamam, çok güzel. Diğer şeylerin de attack speed'ini arttırıyor. Çok güzel. %25 ihtimalle poison, blood, poison ya da blood vuruyor galiba düşmana. Tamam. Normal atak yaptıklarında atak yaptıkları düşmanın atak speed'ini 3 saniyeliğine %70 düşürüyor. Bayağı bela bir şey bunlar galiba. Bir ara bunları da deneyebiliriz. Ama unutmayalım, bu build denediğimizde bir zorluğu kısalım ya. Mahvolduk. Peki. Yavaştan güzel upgrade'ler geliyor gibi. Farkındayım upgrade aldıklarını. En son toplu vereceğim. Ya bir kez daha burada takılırsak artık yapabileceğim hiçbir şey yok. Hayır, işin kötü yanı şu. Şey boşa gidiyor.
Harcadığınız goldlar boşa gidiyor. Bak ama bu sefer 4 yıldız bir warrior'um var. 3 yıldız bir damager'ım var. 3 yıldız bir summoner'ım var. Ve 2 yıldız da şey var. Tank. Ver. Oo bak. 5. iblisi de bulduk. 5. iblisi de bulduk. Belki yok ama ya. Hani bununla birilerinin yerini değiştirebilirim diyeceğim de bu şey. Kademe 1. Diğerleri yıldızlı. Aha geldi. Kitle. Sonraki tur alırız. Haydi bismillah. Bu sefer sen yukarı. Gerçi yukarı aşağı fark etmiyor ki. Belki şöyle hani uzaktan gelirse ne bileyim bu yanaşana kadar 1-2 damage almaz. Tamam tamamen zorlukla alakalı. Baksana çarlar çizilmedi bile. Çarlar çizilmedi bile. Tamamen zorluk. Aleykümselam. Günaydın Keşan. Ne haber? Tamamen zorlukla alakalı. Hı-hı. Yani sevgili oyunun azıcık bir şeyini kıstığımızda, zorluk ayarını kıstığımızda şunların hepsini tanka versene. Hepsini. Çünkü bunun can değeri çok daha fazla bu aganın. Ona göre hareket etsin. Abi sadece azıcık kıstık bu arada ve şeyi kestik ya. Azıcık kısmadık. 3 kademe falan düşürdüm. Torment'ten Purgatory ve Cehennem seviyesine es geçip Nightmare'a geldim ve şükürler olsun ki kestiler. Bundan sonraki en tehlikeli boss benim bildiğim kadarıyla kilisedeki Demon Doctor. Sonrasında Omnius Cave'deki Spider Queen. Ardından Dragon Mecha, Desert Beast, Lizard Man ve bosslar şeklinde. İlerleyişim bu. Tık tık tık. Gözlük numaran kaç? Efendim 4.5'a 4'tü galiba. Astigmat ve uzağa görememe karışık. İlerleyin bakalım. Muhtemelen mage'leri çok rahat indiririz. Ki evet yani en mantıklısı mage'lere ve summoner'lara girmek. Neden? Çünkü Ophelia'nın verdiği %32 mage ve summoner resisti var. Bunu kullanacağız. Bu arada her aşamada şeyimiz artıyor, leadership'imiz artıyor. Bu ne demek? Sahaya otomatik adam düşeceğiz demek. Oo, güzel oldu bu. Güzel oldu. Şimdi şöyle, aynı çeşit item'lar birleştirilerek başka bir item'a dönüştürülebiliyor. Örneğin bak bizim warrior'umuz için ne yapabiliriz misal biliyor musunuz? Şu armor'la birleştirip atıyorum. Hem 60 kalkan hem de artı 60 basic damage kazanmasını sağlayabiliriz. Ama saldırı item'ları full ofansif. Hani ofansif item'lar ofansif, defansif item'lar defansifle birleşmeli bence. Zira öteki türlü çok efektif olmuyor. Şimdi tamam bak bizim eleman vurduğu gibi indiriyor da bunu bir atak speed'le birleştirip tak 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 kesmek var. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben de şey bekleyeceğim mamicim. Efendim bir Discord kanalımız var ama pek aktif kullanmıyoruz. Ya aktif. Orada insanlar oyun oynuyor şey yapıyor da ben yokum. Discord kanalı benim ama ben yokum. Şimdi buradan hiçbir şey almama gerek yok ama mutlaka bir item seçmek zorundayım. Yenile atabilirim ama yenile atmak sıkıntılı olabilir. Şimdi sanırım bu ekipmanı giydiğim zaman 4 adıma kadar olan düşmanlara ekstra %10 damage vuruyorum galiba. Ya da 4 adıma kadar ne kadar düşman varsa verdiğim demek %10 artıyor mu? İngilizcesi iyi olan biri bana şunu çevirirse 10 numara olur. Mete hoş geldin. Ben seni ne yapayım mı? Ne kadar ayıp. Ceyhun geldi tabii ki. Askerden geldi. Selamlaştık, konuştuk. Onlar kendi aralarında oyun oynuyorlar kendi odalarında. Menzilinde 4 yard mesafeden içeri rakip girerse hasar artıyor. Tamam abi bu zaten şey. Bu aga damager olacak zaten yani. Ne? Çünkü warrior olduğu için mecbur içeri girecek. İçeri girdikçe de hasar artacak. Özellikle mage'lere yolluyorum. Ophelia'm level 2.
büyü resistimiz var diğerlerinden daha fazla. Mete bu arada... Hah tamamdır Meteciğim. Dikkat et kendine bakalım, iyi yolculuklar. Oyuna devam ediyor mu diye soracaktım da. Torment zorluğu ben geçemedim biliyor musun? Peki 30 saniyede kesmenin ekstra gold'unu verdi mi? Sanırım verilmedi. Maxalt rica edeyim. Oo güzel geldi, güzel geldi. Oha! 3 tane demon geldi. Full işimize yarayan char geldi vallahi. Ne kadar güzel. Şimdi hocam bak bu bir tane daha cam bulursam bunu robot arm'la birleştireceğim. Derdim o. Basic damage itemlarından birini buna. Can yenilemeyi de buna. İyi gidiyoruz. Peki sahaya bir adam daha düşebilir miyim? Belki gelecek seviyeye. Ama ben şu iblisi şeyi düşmek istiyorum. Baksana çok tehlikeli gözüktü gözüme. Kendisi bir Demon Mage ama hiç kullanmadığımdan dolayı bilmiyorum. Bunu iki aşama sonra sahaya düşebilirim belki. Parayı yer almaya harcamayacağım. Yer komple kendiliğinden gelsin. Savaşa savaşa kazanalım. Devam ediyorum abi. İkinci zorluk seviyesine kadar geçtim ama harbi kafa yoruyor. 70 kontla falan başlıyorum. Ya Mete ben geçemedim. Şu etrafına duman saçan, zehir saçan slime'ımsı bir kraliçe var ya. Stinking Queen'de yattım ben. 5 defa öldüm, baştan başladık. Aha. Aha aha aha. Güzel item geldi. Öncelikle tabii ki seviye de geldi. Gelen seviye de önemli. Güzel bir item da geldi. Şimdi bu item'i alıp sayın hocam öndeki warrior'umuzu bir verelim. Atak speed artı basic damage artışıyla. Üstelik 4 adıma kadar düşman varsa artacağı damage ile beraber. Sevgili executioner bu birimin sağlam bir taşıyıcısı olacaktır. Ha sahaya adam koyabilirsin diyor. Peki. Şimdilik şu akrebi koy bakayım. Akrep suikastçı, o yüzden çaprazdan sokacağım kendisini. Ve gözüm şunda. Hızı bir yavaşlatayım. Abi tamam ya, warrior daha ne vuracak. Efendim sevgili Emre, Primer Avantajı ile ikinci yayında. Emre'cim ikinci yayın kutlu olsun. Teşekkür ederim, sağ olasın. Tamam abi, warrior daha ne vuracak ya. O basic hasarın artışını falan hissettirmiş yani. Can çalma. İkisi de güzel ama. Var kristalim, al. Şimdi neden aldım onu söyleyeyim. Hop hop hop. Oo bir de Demon Guardian. Lan sen ne diyorsun? Demon Guardian'ı koyarım sahaya. İki tane Guardian buff'u açılır. Tamam mı? İki Guardian, dört Demon takılır orada. Tabii ki Warrior'u dediğim gibi arka çaprazdan bir yerden sokacağım. Çok iyi oldu bu. Üstelik bak itemlarımız da var. Can çalma itemi var. Can çalma itemi muhakkak ki bu arkadaşın işine yarar. Armor'la da can yenilemeyi birleştiririz. Tamam mı? %60 armor artı %1 can yenileme olur. Bu da gardiyanlarımızdan diğerini ayakta tutar. Buna zaten bir tane daha can item'ı bekliyoruz. Şöyle bir can item'ı daha geldiğinde onu kombolayacağız. Bu arada şu an 6 iblisi bulduk. Yapmamız gereken tek şey level alıp sahaya düşmek. Zorlandığımız yerlerde de aratıp TR basmak. Bitti gitti. Ben bu boss'u çok rahat kesebileceğimize inanıyorum. Sadece kullanmayı bildiğim zıbıdıklar çıkmadığı için refresh yemeseydim keşke. Kullanmayı bildiğim şeyler çıkmadığı için çok takılamıyorum. Sadece tanrıların öfkeyi kullanmayı biliyorum. O da 1,5 saniyeliğine stunlıyor. Şimdi Demon Doktor'a bir girelim. Bunu da son levele bıraktığını düşünsene. Yüksek levelde bu da can yakar. Revert vardı almadın, görmemişim de. Benim can babuşum hoş geldin, ne haber? Vallahi Mete en güzeli senin taktik. Demek ki en güzeli senin taktik. Senin dediğin gibi çünkü yani şey böyle. Biz şu an build deniyoruz ya. Yok abi o zorluk seviyeleri build deneyerek kesebileceğin zorluk seviyeleri değil. Zira 6 Guardian hani çivili buff'ı verir. Üstüne Ranger'ı çok güzel vurur. Sabit sağlam bir kompla girmek lazım oraya. Arkadaşlar bu arada
Elimizdeki Guardian'ın yaklaşık 9K canı oldu. Bu 9K canın %50'si de kalkan olacağından mütevellit. 4.5K kalkan artı 9K canla sahaya giriyor. Ve kendisinin iblis sınıfına mensup bir vatandaş olmasından mütevellit. %30 can çalma kazandığını söylemeliyim. Kazandığı bu %30 can çalmayla beraber gerçekten ölmesi güç bir canavar haline geliyor. Aynı şey Dragon Queen için de geçerli. Ejderha Kraliçe de etrafına verdiği skill hasarından can çekiyor. Can çalması var. Normal vuruşunun can çalması var. Üstüne bir de %60 armorla %1 can yenilemesi var. Yani Ejderha Kraliçe de hayatta kalabilecek bir char. Ama evet, robot arm en mantıklı sevgili Earthshaker'da kalır diye düşünüyorum. Buralardan aratmıyorum. Zaten bu boss'u rahat kestik. Dediğim gibi tık 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 tık. Şimdi Omnius Cave'de Spider Queen'le yüzleşme zamanı. Tutuyor, tutuyor. Tutuyor. Yani iblis taktiği de tutuyor. Paramı biriktireceğim iyice. Biliyorsunuz şu bu kısımda para var. Sonlara geldiğimde ya da zorlandığımda bol bol parayla item alacağım. Sizi durdurabilir miyiz? Teşekkürler. ...30 saniyeden kısa sürede keserseniz sevinirim. Çok makbule geçti. Çok makbule geçti. 30 saniyeden kısa sürede geçerse ve sahadaki bütün çarlarını sağ ise... ...daha çok... ...şey elde ediyorsunuz. Para elde ediyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi bunu buna vereceğim. Cooldown düşürüyor. Skill attıkça cooldown düşsün. Cooldown düşürme. Mana yenilenme. Dragon Queen belli ki Guardian sınıfına mensup bir canavar olmasına karşın... skill saldırıları çok çok kuvvetli bir arkadaş. Kendisini savaşlarda değerlendirebiliriz. Bu arada fark etmişsinizdir, hiç aratmıyorum. Paramı hiç harcamıyorum. Şu beni korkutuyor, onu bir stunlayacağım. Bu arada 30 saniye kuralıyla bütün canavarların sağ kalması kuralı birbirinden bağımsız. Yani şu an misal 30 saniyeyi geçtik, tamam mı? Ekstra bir gold vermeyecek ama hani totalde artı 2 gold veriyor ekstra. 30 saniyeden geç kestiğim için 2 gold vermeyecek ama 1 gold verecek. Çünkü bütün karakterlerim sağ. Kritik vurma ihtimali yani... Bizim demonlar arasında ranger yok galiba ya. Benim bildiğim mage var 2 tane. Hiç ranger yok. Demon ranger. O yüzden kritikten ziyade... Bilemedim ya. Kritiği aldım da. Şey için kullanacağım kritiği. Bu Dark Amazon'un, Karanlık Amazon'un eğer bir atak speed'i olursa bir tane item var biliyorsunuz. %100 atak speed item'ı. %100 atak speed ama skill atamıyor. O skill atamadığı durumda sadece basic damage ile mızrak atıp kritik vurursa sürekli, hani Nidale misali mızrak ata ata kesebilir. Deniz Hanım merhabalar, hoş geldiniz. İyiyim, teşekkür ederim, sizi sormalı. Evet evet, doğru doğru. Demon'ların bir de can çalma opsiyonu var. Can çalma opsiyonuyla beraber gerçekten çok sağlam iş yapabilirler. Yayın bir gitti geldi. Babu bilmiyorum. Bende sağlam gözüküyor ama bir bakayım senin için. Bende sağlam gözüküyor. Bir bildirim de yok düştüğüne dair ama. Bilemedim. Bu arada oyun oynarken indirme yapmayı kapattım galiba. Güncelleme atamıyorum. Şimdi 34 olduk. Aratma yapmanın zamanı mı? Değil. Çünkü 35'te yeni hero'lar devreye giriyor. 35'te bir aratma yapabiliriz. O yüzden 35'e kadar bekleyelim. Summoner'ların arasına girelim. Summoner'ların arasında iyi iş yapabiliriz. Şu arkadaşı durduralım. Bu etrafına top attığında çok tehlikeli bir hale geliyor. Soygar merhabalar, hoş geldin. Yok, o biz 35 saniye şey 30 saniye kuralına uyamayacağız anlaşılan ya. 30 saniyeden her türlü uzun sürüyor. Her türlü. Evet, ekip güçlü. Oo tamam. Bak bir tane daha cooldown düşürme item'ı. Bu cooldown düşürme ile neyi birleştirebiliriz onu merak ediyorum. Hop, ikinci mage geldi. Demon Mage. Şundan zaten bir tane daha vardı sahamızda. Cooldown düşürme item'ı çok iyi. Mana veren bir item gelirse, mana verenle bunu birleştirip Dragon Queen'i
daha efektif bir şekilde kullanabiliriz. Kritikle şey yapmak istemedim. Kritikle birleştirmek istemedim bunları. Yani Dragon Queen ne kadar hızlı skill atarsa bizim için o kadar faydalı olur. Ve 35 olduk. Biraz aratsak mı acaba ya? Ya da aratmak yerine sahaya misal bunu koymaya çalışsam 5 demon olur, vurduklarından mana çalarlar. Ama buna ne diyor? 5 daha koy diyor. Buna da 4 daha koy diyor. Yok ya, paramı aratmaya harcayacağım. Şeye harcamayacağım. Sahaya adam düşmeye harcamayacağım. Evet efendim, tabii ki TFT'ye benziyor. Çok teşekkür ederim Deniz Hanım. Gayet iyiyiz. Çocuktan sonra uğrayamaz oldum maalesef ama gelebildim. Her seferinde gelip selam vereceğim her zamanki gibi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve bir sağlıklıdır inşallah. Keyfiniz de yerindedir diye umut ediyorum. Çok teşekkür ederim uğradığınız için. Ufaklık Allah nazardan saklasın ufaklığı. Maşallah sağ olsun. Nagihan abla birkaç defa ilettiğiniz resimleri göstermişti. Çok çok tatlı bir çocuğunuz var. Allah bağışlasın. İşinize, size, ailenize sonsuz mutluluklar efendim. Çok teşekkür ederim uğrayıp vakit ayırdığınız için. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak 30 saniyede kesemiyoruz ama garip bir şekilde yetiyor, farkında mısın bu yiğit? Garip bir şekilde yetiyor. Hayatta kalıyoruz yani. Üstelik Nightmare'dayız yani. Cehennemde değiliz ama. Evet evet evet. Mana çalmada geldiğinde öncülere skill attırmayacağız hiçbir zaman için. Şimdi iki tane can çalma item'ı var. Hop merhaba, şu Demon'ı alayım. Demon Warrior iki tane alalım bunları lütfen. İki tane can çalma item'ı var. Kritik item'ı var. Normal can çalması var. Normal can çalmanın üzerine kritik can çalma. Belki, belki kullanılabilir. Ama sanki bunu attack speed'e saklasak daha iyi olur gibi. Şöyle yapalım, item'ları bölüştürelim. Kritiğin yanına bir de can çalma getirelim. Şu anlık birleştirmeyelim, acelesi yok. Bende her şeyi bir kombinasyonlama derdi var ama acelesi yok şu an. Ve abi saha garip bir şekilde ben hiçbir şeye dokunmamama rağmen alıyor. Ama farkındaysanız bol bol büyü vuran adamların yanına giriyorum. Hani Ophelia'nın verdiği büyü direncini sonuna kadar kullanıyorum. Çünkü Ophelia hem iblisleri güçlendiren hem de büyü direnci veren bir çar. Bak bu ada büyücü misal, gördüğün gibi dokunamıyor bile. Biraz fightlar uzun sürüyor tabii haliyle, sayımız az ama ve gücümüz de az. Ölmeden rahatlıkla geçebiliyoruz. Ophelia sağ olsun. Tekrardan teşekkürler efendim. Çok çok sağ olun. Evet, can çalmayı alan hero bence de ölmeyecek ya. Ben uzun süre hayatta kalabileceğine inanıyorum. Ya sevgili Overwood, evet oyun İngilizce istiyor ama şöyle ki çok basic bir miktarda İngilizce yeterli. Aşırı bilmene gerek yok. Yani itemları okusan yeterli çünkü oyunun hikayesi var mı bilmiyorum. Varsa da ben hiç okumadım. Itemları bilsen yeterli. Hani itemların ne işe yaradığını okusan ve işte kombinasyonların ne işe yaradığını okusan yeterli. Hep terimsel İngilizce var işin ucunda. Ya örneğin hani leçin can çalma olduğunu biliyorsan veyahut işte attack per second, yani saniyede vurulan atak, attack speed, hız falan, hani bunlara hakimsen birkaç terim gözün kapalı oynarsın. Bu arada yine damage ve can çalma arttıran bir item ürettim. Ve bunu Executioner'a verdim. Sevgili Executioner artık 206 vuruyor tek bir darbesinde. Ve %110 can çalıyor. Ayrıca vurduğu hasar 4 kare yakınında ne kadar düşman varsa o kadar artıyor. Yani kalabalık bir düşman grubunun içerisine kafalama girdiğinde bu agam ölmez. Bunu artık araya alacağım. Seni değil, seni. Bunu artık araya alacağım. Kenardan bir yerden sokuşturmaya gerek yok. Kendisi girip birebir vuruşabilir zaten. Rebirth'i alalım. Shield varsa shield'ı alırdım ama sanırım shield yok. Peki. O zaman Rebirth koyalım. En son shield'ı bekleyeceğim. Ben bunlarla oynuyorum çünkü. Muhtemelen sayıları az olsa bile bu agalar kesecektir ya. Spider Queen'i. Efendim sevgili Emre Aslan, selamlar kankam. Bir ay kaldı yıl dönümüne. Var mı bir isteğin önümüzdeki ay için? İyi yayınlar, seviliyorsun demiş. Canının sağlığı. Canının sağlığı, çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
Evet, boss'a vuramadık abi. Boss'a kadar ulaşamadık. Ama boss'a ulaştığımızda hasar veriyoruz yani. Arkadakini yediler arkadakini. Arkadakini yediler. Fall teşekkürler, iyi yayınlar dileyim size. Sağ olasın. Güzel, güzel. Spider Queen'i de devirdik. Spider Queen'i devirdik. Artık ama bana şey lazım sayın hocam. Sayın hocam yeter basic damage falan. Bana artık attack speed item'ı lazım. Sana zahmet. Saldırı hızımı arttırabilecek birkaç item verirsen 10 numara olacak. Zira ihtiyacım var çok fazla bir şekilde. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle bir arttıralım. Artık Rebirth kullandığımız mesafede insanlar çok daha fazla can kazanacaklar. Yani insanlar dediğim kendi çarlarım. Bir tık level aldırıp şu adamı sahaya düşebilirim. Bir de unutmayın ki elimde daha 100 gold var yani. Şimdi önemli olanları devirdik. Stinking Queen, Demon Doctor ve Omnius Cave'deki Spider Queen. Bunları devirdikten sonra en tehlikelisi Dragon Mecha. Dragon Mecha bir girelim. Bir de bir upgrade falan alalım ya. Emrersen o senin güzelliğin, sağ olasın. Vallahi Mete hani aradığın gelmez ya kanka. Bizde o oluyor biliyor musun? Bir şeyi arıyorsun gelmiyor abi. Aradığında gelmez zaten. Şöyle bir 40 olalım. 5.'yi de bir koyayım sahaya. Bu aganın ne yaptığını bilmiyorum. Yani normalde benim bildiğim gargoyle tanktır. Ama burada nasıl ayarlamışlar bilmiyorum sevgili gargoyle'u. O yüzden arkaya koyacağım öyle. Ve birazcık aratacağım. İstiyorum ki biraz kompu güçlendireyim. Zira parayı çehizime koymanın hiçbir lüzumu yok. Orada bir işe yaramayacaktır. Çok fazla da ekonomimi yıpratmak istemiyorum. Ama hani 1-2 upgrades çok güzel iş yapar. Ki bir upgrade'imiz var ama sahaya onu sürmedim. Neyse sahaya onu koyalım madem ya bak. Amazon kademe 4 oldu. Bence sahaya şu şeyi koyalım. Tamam bu da tier, bu da level 2 oldu da. Level 2 bu mu? Level 3 bu mu? Level 3 bu. Sen kal bir bakayım arkada. Bu ne yapacak? Damage çıkaracak ya kanattan. Bir kanattan damage çıkarır. Başka bir şey yapmaz. 66 gold. Azıcık daha şansımızı zorlasak. Ay şeyi kaçırdım. Demon Mage'i kaçırdım gördüm. Amazon'u al. İşte bazen hızlı geçince olabiliyor böyle şeyler. Tamam. 50'ye kadar inip duracağım. O 50 de hani emniyet sibobu. Panik diye bağırıp aratmak için. Parayı biriktirmeye devam edeceğim. Zorlandığımda bozdururum. 1800 coin'im var. O 1800'ü bozdurup sonrasında item alırım. 5 mage'in olduğu yere girelim bakalım. Bu arada bu adamlar vurdukça mana siliyorlar. Vurdukça mana sildikleri için önde bireysel kapıştıkları her kimse skill atamayacak. Çok iyi, çok iyi. Hızlı devirirlerse ekstra gold gidiyor. Bizim için kafi. Görüşürüz Warren. Spell kritik. Makul, makul. Niye makul? Çünkü aldım seni, aldım seni. Niye makul? Çünkü şundan dolayı makul. Bizde cooldown düşürme var. Tamam mı? Bu spell kritikle cooldown düşürmeyi birleştirirsek hem skilleri %50 daha erken atar hem de attığı skillin %60 ihtimalle kritik vurma ihtimali olur. Yani bununla beraber Dragon Queen'in bize sağladığı hasar çok çok daha yükseklere çıkar. Bir attack speed gelse kritikle falan birleştireceğim de işte. Attack speed gelmiyor. Double item. Atlarım. Double item'a atlarım. Şu arkadaki cüce agayı bir durduralım. Şuraya bir health basalım. Oğlum elit üniteyi bile bu kadar hızlı mı yiyeceğiz lan? Sen dur orada. Abi neredeyse yarım saniyeden kısa sürede kesiyorduk. Yarım saniye diyorum ay. 30 saniyeden kısa sürede kesiyorduk elit üniteyi. Rıdvan aleykümselam hoş geldin. Zırh delme. Attack power. Zırh delmeyi ver. 2 tane zırh delme. Wow. Peki. Peki şöyle yaparız.
Şöyle yaparız efendim. Bizim öndeki Warrior'un 4 adıma kadarki düşmandan %20 daha yüksek damage kazanmasını sağlayıp ardından bir de %50 zırh denmeyle vurmasını sağlayabiliriz. Öndeki adam tam bir pata pata. Hani bada bada olur öndeki adam. Ama işte şu botla birleştirdiğim için zırh denmeleri öndeki adam hariç hiçbir şeyde yaramayacak bu item. Zira yani misal arkadaki bir damage'e versen adam öne girmiyor, anladın mı? Öne girmediği için ne yapsın? Ama bilmiyorum, yapılabilecek en mantıklı hamle bana bu gibi geldi. Peki buradan var mı? Varmış bir tane demon. Pekala, pekala. Abi zaten 6 demon'ımız hazır. Biz sadece 7.'yi sahaya sokacağız. 7.'yi sahaya sokabilmek için de legendary'leri açmamız gerekiyor. Legendary çarda 45'ten sonra gelmeye başlıyor. O da %2 ihtimalle. %2 ihtimalle bulacağım da çarı. O çar sana gelecek de. O gelen çarla gireceğim de. Evet efendim, Dragon Queen bayağı güçlü. Bir de şey çok güçlü. Burning Chef. Kullanmış mıydınız hiç Burning Chef'i? Burning Chef, Guardian sınıfı. Savage, hani vahşi Guardian kombosu yaptığımda oldukça beni tatmin etmişti. Bayağı tatmin etmişti. Bununla beraber abi gene şey geldi, baş geldi bu arada. Gene umduğumuz item gelmiyor. Can karşılığı daha fazla kalkan verme geliyor. Kalkan stackleniyor mu? Bende misal 9K can var. Normalde buradan 4.5 geliyor ya. Buradan da ne kadar gelecek? 2250 gelecek. Toplamda 7250'lik bir kalkanım mı oluyor benim? Bilmiyorum. Belki farklı bir çara verebiliriz bunu. Misal Dragon Queen'e verip biraz daha uzun süre hayatta kalmasını sağlayabiliriz. Öyle değil mi? Armutluğun lüzumu yok. Earthshaker zaten hayatta kalıyor. Yeri yakan, evet efendim. Yeri yakan attan bahsediyorum. Yeri yakan at da oldukça kuvvetliydi. Guardian sınıfı Burning Chef. At diyorum kendisine ama. Centaur kılıklı. Anladım efendim, anladım. Eğer stacklenmiyorsa o zaman yaptığımız hamle mantıklı olmuş. Daha uzun süre hayatta kalma sağlarız. Oh! Oh! Early'den gold da geldi. Abi şu botu alacağım misal. 6 adıma kadarki müttefikler için bu da şey kazanıyor galiba değil mi? Ekstra damage kazanıyor. Bunu da öndeki bir herife verirsin. Yani kime vereceksin ki bu ayakkabıyı? Kimin damage kazanmasını isteriz misal önde yürüyen? Örümcek damage kazansın. Önde yürüyen müttefikler kadar damage kazanacak, öyle değil mi? Vallahi yapmayı deneyeceğim. Yapmayı deneyeceğim. Dragon Queen'e yüklenmeyi deneyeceğim bu turda. Bakalım. Şey gelirse hani bir tane ok var ya. daha fazla skill atmasını sağlıyor. Ok gelirse özellikle okla da deneyeceğim. Ok acayip hoşuma gidiyor da. Artı bir skill arttıran. Hani komple bütün haritayı yakar sizin dediğiniz gibi. Günün ilk oyunu, evet efendim. Ya ben açıkçası beni sardı ama herkese hitap etmeyebilir. Ben yaklaşık 11 saat kadar oynamışım. Daha da oynanır mı? Oynanır. Chill, rahat. Ama tabii ki zevk meselesi. Sana hitap etmeyebilir. Şöyle yapabilirsin en olmadı. Steam'in iade sistemi gayet makul çalışıyor. Gayet rahat çalışıyor. Arzu edersen alırsın. Oynamayı denersin. Baktın sana hitap ediyor. Devam edersin. Baktın hitap etmiyor. İade istersin. Hani bunlar olabilecek ihtimaller. 2 saati geçme, 2 haftayı geçme, iade edebiliyorsun. Al bir tur dene. Zaten bir an ilk kez oynuyorsan 1 saat 40 dakika falan sürüyor. Benim bile bak 40 dakika sürmüş. Bu benim kaçıncı denemem, kaçıncı run'ım. Yani baktığın zaman arzu edersen, hoşuna gitmezse iade edersin. Bu arada bu boss'u kesmemizin ardından ben YouTube için bir bölüm arası vereyim. Şu rabbitleri bir toplayalım. Çünkü bir de zar alayım. Rabbitleri topluyorum. Zira 4 rabbit yapıp adam akıllı bir can yenileme elde etmek istiyorum. Dragon Mech. Ya çok kuvvetli bu normalde. Çünkü
manası dolduğu zaman etrafına alev atıyor ya. Yani ön tarafı bir an evvel kesip boss'a vurmamız lazım ki boss skillini atamasın. Çünkü bak skilli bu. Alan yakıyor herkese. Ama artık iblisler mana sildiği için boss skill atamayacaktır. Bu arada bu son boss'u da rahat keser ha. Uçarlar. Son boss'u da rahat keser abi. Niye? Çünkü vurdukça mana siliyor. Vurdukça mana siliyor. Çok rahat keser. Ay 25 mana yenileme. Bak o 25 mana yenileme kime gidiyor biliyor musun? Gönlümün efendisine gidiyor abi. 25 mana yenileme. Bunu alacağız. Bu agaya vereceğiz. Bunun zaten canı mana iyi. Bununla da böyle bir şey birleştirebilirsen harika olur. Ama mantıklı bir şeyleri birleştirmen gerekiyor. Örneğin skill arttıran gibi. Can kalkanlı verdiğimiz şeye bak ya. İşte dünya kadar item var kombinasyonlanacak da. Mantıklı seçimler gelmiyor. Seni de buraya koyacağım. Hatta iki tık vereyim anasını satayım, seni de buraya koyayım. Artık böyle bekletiriz, baktık kesmiyor. Şey iyice level verir. 9. 7. demon'ı aratırız. Bizde 6 demon mevcut. Comp 7'de tamamlanıyor. 7. demon'ı aratırız. Bakalım. Efendim YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Bir bölüm arası verelim. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edelim. 2 boss ve 1 büyük boss kaldı. Gemini'nin palastaki bossları kesince muhtemelen her şey yoluna girecek. Hatta şöyle yapalım. Vazgeçtim, boşver. Bölüm arası vermeyelim, tek bölüm olsun. Çünkü ikinci bölüm için o kadar içerik yok yani. Patır patır yardıracağız, hiç sıkıntı yok. Nurtaç ablam hoş geldin, nasılsın? Tabii ki, tabii ki. Bir ara oyun aldım, biraz oynarım, sarmazsa iade ederim dedim. Tuvalete girdim, kapatmamışım oyunu, oyun elimde kaldı. Olabilir o, insanlık hali. Deniz Alpcim selamlar, hoş geldin. Evet, at bütün haritayı yakıyor, aynen. Dik bir koridor halinde. Ama Demon Queen'e de ilk haritayı yaktırırız. Bak şöyle, şimdi 2600 para var elimizde. Demon Queen'e ilk haritayı yaktıracak olan ürün ne? Şey bu. Aha bak bu. Şimdi bunun yanına ne lazım hocam? Bunun yanına mana yenileme veren lazım. Mana yenileme vereni nereden bulabiliriz? Şuradan da leç geldi. Püh. Neyse birleştirir kullanırız. Sen ne verdin? Attack Speed. Bir şeylerle birleşir. Kritik numaritikle. Sayfayı bir yenilesene. İki tane spell leş geldi. Olabilir aslında yani. Skill'i fazla arttırıp can çalma vermesi, ama ben onu istemiyorum. Büyüyle can çalmayı kime veririz? Ya bir bokuma vermeyiz. Ben bunları satıyorum ya. Aleyküm selam adamla, hoş geldin. Gürkan'ım selamlar, hoş geldin. İyiyim ablam, sağ olasın. Hayrola, yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Bok gibi item geldi. Verme. Attack speed verme bana. Sakın. Sakın attack speed verme. Neden biliyor musun? Çünkü inanırım. Niye attack speed vermiyor bu ya? Şunu kastetmiyorum arkadaşlar. Böyle %100 attack speed veren bir şey var. Bak attack speed artı can çalma. Bunu kime verirsin misal? Şu arkadakine verelim. Can çala çala vursun. Üstüne bir de kritik vursun. Şimdi iki türlü de kullanılır. Yaradan'a dua edelim ki bu fazla skill arttıran şeye mana yenileme eklensin. Spell leç eklenmesin. Mana yenileme eklendi lan. Oley be. Abi sen şimdi bu Dragon Queen'in gücünü gör. Dragon Queen'in gücünü şimdi gör. Bütün haritaya yaka yaka vuracak. Yaka yaka. 10 numara oldu. Temizlik sen ne yaptın? Yorulmuşsundur. Yormayayım seni. Ablam ben de yaptım, evet. Temizlik yoruyor abla ya. Bir de şey, hani Valide Sultan böyle dip köşe temizletiyorsa, ki bizimki dip köşe temizler, hiç acımaz. Skill'i yeniden doldu, cooldown bekliyoruz. Cooldown'unu da kısaydı. Oy, cayır cayır yakıyor bu herkesi ya. Ama umduğum kadar çok şey alana vurmuyor yani. İyi vuruyor. Umduğum kadar vurmuyor. Yoksa iyi, vuruşundan yana bir problem yok. Para cebimize kaldı üstüne üstlük. Aha. Aradığım item buydu. Aradığım item buydu. Kundurasına tükürdüğümün item'ı. Bak bunu bununla birleştirmek lazım ha. Birazcık kumar olacak ama. Spell Leash'le mi çalıştırsam şunu?
Dur bekleyelim, bekleyelim. İnsan gibi bekleyelim abi. Çünkü şimdi hani bak elimde siperleç var, eldiven var, bir şey var. Birleştireceğim böyle abidik gubidik bir şey gelecek şuna. Ondan sonra oturup zırıldayacağım. Ovyo diye. En güzeli insan gibi bekleyelim. Bak şimdi bu item hızlı saldırtacak ve skill atmasını engelleyecek. Zaten bunun doğru düzgün attığı skill yok. Kardeş bir dur ya. Vallahi bizim çocuğa gözü dikti. Vuruyor Allah vuruyor. Vuruyor Allah vuruyor. Cam sildim cam. Abav. Kolay gelsin abla. Peki bu cam silme şey mi böyle hani bungee jumping tarzı mı? Bizim ev ikinci katta gerçi de öteki en üst kattaydı böyle. Bir cam siliyordu annem aklımız çıkıyordu. Allah diyordum Allah. Hocam, sayın hocam şimdi bak iki tane bok gibi iteme alıp bir tane bok gibi iteme çevirsem. Şimdi mantıklı düşün. Mantıklı düşün kanka. Nasıl bir mantıkla düşüneceğiz? Şöyle bir mantıkla düşüneceğiz. Bu adam tank en öne gidiyor mu? Gidiyor. Düşmanların arasına giriyor mu? Giriyor. Yani 6 adıma kadar etrafında ne kadar düşman olursa değil mi? Düşman mı? Müttefik mi? Bu ayakkabı müttefikle çalışıyordu. Şu düşmanla çalışıyordu galiba. Evet, bu düşmanla çalışıyor. 4 adıma kadar ne kadar düşman varsa o kadar damage alıyor. Bu da 6 adıma kadar ne kadar müttefik varsa o kadar damage alıyor. Yani off tanka çevirelim sevgili Earthshaker'ı. Birazcık öyle çalışsın. Off tank gibi çalışsın. Bence verimli bir item yaptık şimdi. Doğruya doğru. 3 kat bir kat daha üstte olsam silemem korkarım. Abla ne diyorsun ya? Korkar tabii insan haliyle. Bende yükseklik korkusu var mı? Sen mümkün değil. O tarz durumlar işte evde perde değiştirme falan kardeşe giriyor. Anamlar düşünmüş zamanında akıllılık etmiş bir tane yedeğimi almışlar. Save'e dönüyorlar bir sıkıntı olduğunda. Oy bak Demon Warrior'un level 5 olması müthiş bir detay oldu. Bununla beraber Gargoyle'ın artması da iyi oldu. Ben Gargoyle'e hiç bakmadım. Gargoyle vuruyor mu? Lan Dragon Queen o kadar verdiğimiz item'a rağmen bu kadar az mı vuruyor? Neden böyle? Savage Guardian. Evet normalde bunlar çok aşırı tanklar. Bunları garanti yarım saniyede kesemeyiz de işte artık. Olduğu kadar değil ne diyeyim. Arkadakinin vuruşa bak ne kadar güzel vuruyor. Kıl payı lan. Kıl payı, kıl payı. O kadar şey değil. Kıl payı. Evet, at gibi olmadı bu. Hiç tahmin ettiğim gibi olmadı Mete. Şimdi Mete kendimi deli deli edeceğim kanka. Ben bu levellerde bulamayacağım değil mi o şeyi, o demon'ı? Bir sayfada 3 tane. Şaşırtıcı. Normalde aratırsın bulamazsın. Ben o Legendary Demon'ı bulamayacağım değil mi? Mümkün değil. Ne kadar ararsam arayayım. Bulamayacağım gibi. Oh. Bunun full demon atıyor lan. Şimdi öncelikle Dragon Queen'i bir upgrade'leyelim. Scorpion'u bir upgrade'leyelim. Sevgili Dark Amazon'u bir upgrade'leyelim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Allah'ım sen affet. Umarım kritik gelir lan. Umarım kritik gelir. Hadi. Kritik geldi lan. Oğlum şansa değil galiba. Şuraya koyduğunu alıyor ha. Sanırım. Oy 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 oy. Bak. Full kritik saldırı hızı. Saldırı hızı artı can çalma. Burada da saldırı hızı artı basic damage var. Bu saldırı hızı artı basic damage'i de buna versem. Acaba böyle bir düşmanın sibobunu söker mi? Onu merak ediyorum şu an. Bir de ne yapalım efendim? Şuradaki armor'u da alıp kendisine verelim. Biraz hayatta kalsın. Şimdi Warrior 21k vurmuş normalde. Amazon yanından bile geçemiyor. Bakalım bu aldığı item'la beraber
Amazon iyi bir vuruş sergileyecek mi? Ay bana vuruyor gibi geliyor be. Lan ne oldu? Ağzına tükürdüler çarın. Hakkını verdi. Hakkını verdi. Warrior'u biraz sıradanlaştırdık ama hakkını verdi yani. 10k vurmuş. Birazcık item vuruyor sanki ya böyle diğer şeylerden ziyade. Biraz item vuruyor gibi. Lan niye kilitledin? Ne gerek var? Biraz item vuruyor gibi hani her yere. Bu çar iyi hayatta kalıyordu ya. Ben yazık bunun basic damage'ini sökmeyeyim dur. Ben bunun basic damage'ini sökmeyeyim. Yani bu 21k vuruyordu. Öteki ne kadar vuruyor? Üstelik şu botu da iptal etmiş oluruz öyle bir şey yaparsak. Bu böyle beklesin şimdilik ya. Bunun biz düzenini bozmayalım yiğidim. Bunun biz düzenini bozmayalım. Şunun tank itemları iyi. Şu cooldown'unu da Earthshaker'a verelim madem. Var bir şeyler sürüsüne bereket de işte. Agacım şu biz şeyi bulabilecek miyiz acaba? Legendary Demon'ı. Yoksa 55'e kadar arattıracak mı bizi? Dur ya para 60'ta kalsın. 2x item elit. Aha aradığımız bu. Mage Demon. Aradığımız vatandaş o. Bulabilirsek şayet kendisini ağzımıza tükürdüler mi? Sanki tükürmekten çok daha fazlası gibime geldi ama. Şu arkadakine güveniyorum var ya bizim Warrior'u yediler ha. Sen dur be. Agam sanki bir takım problemlerimiz mevcut. Tövbeler olsun. Yine 10k vurmuş şey yapmış. Benim hiç böyle aradığım itemlar gelmiyor yani. İki tane Spell Power geldi. Gerçi büyücü var. Al. Bak Spell Power'ın yanına bir de büyü şeyi al. Spell'le çartı Spell Power. Mis. Mis mis. %80 büyüyle can çalıyor. Artı büyü gücü %60 artıyor. Ya sonuncu gelen adam mage gelecek zaten. Onu upgrade'leriz yani. Ya da en azından bana öyle geliyor. Bilmiyorum. Bu da Baranland'daki bir boss. Bu boss'a da gireceğiz. Gemi al. Kullanırsın. Yenileme. Yapıştır. Sen bu Dragon Mecha değil. Desert Beast'ti bu. Evet abi bu çöldeki canavar. Birader. Bak bizim Dragon Queen'de böyle alan temizliyor. Yetiyor be. Yetiyor be Dragon Queen'in temizlediği alan. Attack Power, Spell Power. Attack Power verme adam. Abi biz de 55'te arayalım o zaman ne yapalım? Son Demon'ı arıyoruz bulamadık hala. 55'te arayacağız. Dark Forest'taki Lizardman lideri yendikten sonra Gemini Palace'da ikili boss var. Onları yeneceğiz. Ardından da bu Demon boss'unun olayı bitmiş olacak. Aa çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Tamam, tamam. Bak ben bu itemlarla şöyle bir birleştirme yaparım. Tamam mı? İster basic damage gelsin, ister attack power gelsin ki attack power geldi. Ben bunu kullanırım. Ben bunu kullanırım. Bakalım bunun attack speed'i ne kadar etki edecek. Ya bir tık basıp 55'te mi aratsak? Yok ya, normal bir keselim de. 55'te aratırız. Arkadakini bir durduralım. Arkadaki tehlikeli biliyorsunuz. EP Knight'a falan vurdu galiba eleman. Sabahtır aynı adama vurdu fark ettiniz mi? Adamda can gitti. Evet Samet Efendi. Bir tane daha gaza gelip aldın ama. Bunu da Gargoyle veriyorum. Gargoyle da sıkar herhalde be.
Skill'i önemli olmayan birine versek böyle daha mantıklı olur ama. Aldı, almış bulundum. Yani gaza geldim. O kadar gelmeyince bulmuşken dedim alayım. Bunun büyü gücü önemliydi değil mi? Onlar bize vuramıyor, biz onlara vuramıyoruz. Şuna iyi olmadı. Şuna iyi olmadı. Aha. Şuna iyi olmadı kanka yani. Sanki bir iblisi devre dışı bıraktık gibime geldi. İblisi devre dışı bırakmış gibi olduk. Evet. Evet, şunu alayım. 55 oldu artık, aratsak mı? Bak bu kesinlikle şeyle birleşir ha. Şununla birleşir de kime verilir bu bilmiyorum. Lan armor var, can yenileme var. Var bir şeyler, var oğlu var da işte. Bir tane de şey varmış. Skill süresi kısaltan item varmış. Abi ben aratıyorum artık son adamı sahaya düşmek için. Şu ikisini de bir ara kullanırız bir yerde. Şunu hadi Stinger'a vereyim de. %8 ihtimalle artık verirsin değil mi Demon'ımı? Umarım verir. Skorpiyon geçtim. Skorpiyon geçtim bir tane, farkındayım. Birazcık böyle resmin büyüğüne odaklandım biliyor musun? Ondan dolayı oldu. Ulan maşallah ne şey veriyor ha. Deli gibi. Hı-hı. Evet. %60'a mı çıksam acaba yani? 60'a da gold harcamak istemiyorum. Bak var ya, başka zaman olsa kaç defa denk gelir ha. Başka zaman olsa kaç defa denk gelir. Şu an inat ediyor ya. Şu an inat ediyor yani. Aleykümselam, her gün hoş geldin. Birkaç tur daha ilerleyelim bakalım. Assassin'lerin araya girmem. Assassin'lerin ara çok tehlikeli. Vahşi ve savaşçıların arasına girelim. İkisi demek çıkartamıyor bu arada. Helal olsun be. Vallahi ikisi demek çıkartamadı. Araya aldılar Dragon Queen'i ama... Evet, evet, evet. Yani Legendary birazcık şey, şans. Hmm. Bak buldum. Aha! Aha! Dediğimiz an geldi. Buyurun, 7 Demon. Artık 7 Demon'ız abi. Artık 7 Demon'ız. Ve Legendary bir Demon Mage'im var. O zaman o Legendary Demon Mage'e şunu bir verelim. Bakalım skill'i ne bunun yani. Çok merak ediyorum. Bununla beraber şurada bir birleştirmek istediğim item'lar var. Var mı başka Zotdirik item? Var. Bakalım. Şimdi öncelikle bu, bu ve bu. Aa, güzel. Can çalmalı şey verdi böyle yani. Susturmalı ama can çalmalı. Yani bunu çıkarıp bunu alsak, bunu koysak 3 tane %100 buff, biri can çalma, biri kritik, biri de atak veriyor. %300 hızlı saldırtacağız Dark Amazon'u. Bu müthiş bir şey bence. Bununla beraber bunu buna verebiliriz. Normal vuruşlarından da can çalar ki kendisinin normal vuruşunun basic damage'i de çok yüksek. Kaç canımız var misal? 3000. Hmm, bence o zaman Tornmail'a yapıştıralım bunu. Yani güzel. Canın %50'si kadarını kalkan veriyor bu Tornmail. Bunu buna verelim ya. Bunu buna verelim abi. Yalnız bu steklenemediği için bunun maksimum health item'ını alıp buna. Yani ölmez en azından ama gerekli de değil. Steklenmiyor ki bu. Bu şey veriyor, bu çivili zırh gibi işte, vurdukça canı azalıyor. Vurdukça canı azalıyor. Şunu hayatta tutmaya oynayalım şimdilik Legendary'yi. Ve artık Allah ne verdiyse aratalım. Bütün demonları toplayalım.
Zaten bunların ardından son bossları tokatlayacağız. Gemini Palace'daki bosslara geçeceğiz. Evet, demek ki zorluk derecesi çok çok aşırı yüksek değilse Demon buff'ı parçalıyor. Onu öğrendik efendim. Ki çok yüksek zorluklarda muhtemelen tek bir build'e gitmek çok çok riskli, çok çok tehlikeli. Onun yerine böyle daha hani biz şu an aratıyoruz. Bol bol aratıyoruz misal. Orada sanırım şöyle oynamamız gerekiyor. Aa, hani şey var elimizde bak. Şu sınıftan bir gardiyan, bu sınıftan bir gardiyan var. İki gardiyan alalım atıyorum. Şuradaki kurtu alalım Savage'i. İşte vahşi buff'ını üçleyelim gibi gibi. Sürekli düşünmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Bakalım şunun skill'i çok merak ettim. Mahvediyor galiba ya. Peki. Bak bir saniye, beynim çalıştı. Beynim çalışıyor. Karakterlerinden biri ölürse ne olur? Bir şey olmaz. Gelecek tur tekrar gelir sahaya. Gelecek tur tekrar canlanır. Bir şey olmaz. Atak speed'i ver. İki tane veriyordu değil mi atak speed'i? Olala. Hocam peki buradaki itemları misal bak şu skill levelini arttırması ve mana yenilemesi bir bokuma yaramadı. Onu buraya verelim ve ayrıca burada spell kritik ve spell kritiğin yanı sıra reduce item var. O reduce'u da alalım. Skill cooldown düşüşünü de alalım. Şöyle bir bunları yerleştirelim. Dragon Queen'e onun yerine bunu verelim. 13k canı var. 14k. 7k'da defansı olur. Attack speed artı leech. Bunda gitmez ya. Stinger'ı da gider. Değil mi? Bakalım, böyle bana daha makul gibi geldi sanki. Emin olamadım. Bu arada gene Demon Warrior vuruyor abi. Bizim Dark Amazon kaç vurmuş? Amazon 3K falan vuruyor. Amazon niye vuramıyorsun? Amazon'un sorunu ne? Amazon vuramıyor. Peki bu Aga'ya skill attırmasak böyle? Hepsini buna versek çat 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 çat. Önden doğrar mı acaba? Bilemedim. O iki tane atak hızlandırmayı da madem şuna verelim, arkadaki Demon çalışsın. 2x gold ver bakalım. Düşmanda da 7 Blazer var. Etrafına yansıta yansıta kesiyor galiba. Niye bu kadar yavaş sıkıyor peki? Fark ettiniz mi? Benim Amazon Prime'im yok hocam. Verdiği son oyunu görmedim ne yazık ki. Arkadaşlar bir sıkıntı yok mu sizce de? Bence bir sıkıntı var. Hani nasıl bir sıkıntı var, ben sana söyleyeyim, ben sana ileteyim. Dark Amazon 0.91 sıkamaz. 3 tane %100 atak speed hızlandırıcı var. O zaman Dark Amazon normalde vuran bir çar değil yani. Baksana tipe kılığa. Nasıl 0.91 ya? Belli bir maksimumu var galiba. Hani %100 üzerine %100, %100 üzerine %100 gibi falan stacklenmiyor. Ha evet, stacklenmiyor. 3 tane %100'ü de versen bunun atak speed'i belli. Yani sen 3 tane çöp item yaptın. Tebrikler. Tebrikler, tebrikler. Sadece bir tanesinin %100'ünü alıyor. Yani evet evet evet, %300 olmuyor değil mi? Verdiğin itemlar aynı. Evet, stacklenmedi üst üste. Ama bu olsa stacklenecekti misal. Ha, anladım. Dark Amazon'un niye şey vuramadığını anladım. Demek ki yani çar çöp değil. Babuş çöp. Peki bunu bu zamana kadar fark edememe ne diyorsunuz abi? Oyundaki 10. saatim falan. Oyundaki 10. saatim falan kanka. Nasıl? Ne diyorsunuz daha önce fark edememe?
Müthiş bir dalgınlık değil mi? Anladım, anladım. Ben de fark edemedim. Ya vallahi öyle oturduk kanka oturduğumuz yere. Tot işimizi kırdık, oturduk. Ben Allah ne verdiyse aldım hiç acımadan. Güzel geldik ama bence ya. Deli gibi ilerledik. Ben buranın boss'unda zorlanacağımı düşünmüyorum açıkçası. Her ne kadar armut gibi item vermiş de olsam şarlarımın tiyarı kendi gücü yeter. O kitle. Bence her türlü çarların kendi gücü yeter ya. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Yeter ya çarların kendi gücü. Gemini Palace'daki bossları kes bitir hocam. Collection'dan özellik açarak Summoner'ı Demon yapabiliriz. Ya doğrudur. Ama ben o kadar ilerlemeyi düşünmüyorum. Yani bundan sonra Erhancığım belki bakalım var mı bir iki item ver. Güzel. Teşekkürler. Şimdi bu ne olacak? Bu olacak. Ve bu yine can yenileme artı armor verecek. Can yenileme artı armoru da Earthshaker'a vereceğim ve öndeki iki tankım da müthiş derecede dolu tanklar olacak. Yeterli, kafi. Bunun ardına sadece şeyi deneyebiliriz. Bak bu arada bu vuranlar mana sildiği için skill attırmayacaklar ha. Bence bunlar tam bir son boss katili olacak hocam ben sana söyleyeyim. Tam bir son boss katili olacaklar abi bence. Baksana çünkü mana yedirmiyor, şey yapmıyor. Üstelik can çalmaları var, topluyor bir şekilde can çalmayı. Bak bir tane örümcek var. Örümcek dediğim skorpiyon iblis çarlarından. Bir tek o öldü. Ve zorluğumuz Nightmare daha öyle şeyde basitte falan oynamıyorum. Nightmare. %20 daha zor hali galiba. Hadi götün yiyorsa %45 daha zor da yap diyeceğim de işte yapılmıyor azizim yapılmıyor. Yapılır da şey lazım. Güzel. Bence Demon build'i başarılı. Evet arkadakine odaklanmadılar. Alttakine. Yani şahsen ben başarılı buldum. Demon build'i oynanabilir. Gayet kullanışlı bir build'miş. Demon char'ların kendi de çok çok güzelmiş. Lakin Dragon Queen bir tank. Tank dışında damage vurma vasfıyla kullandığın zaman hayal kırıklığına uğrayabiliyorsun. Lakin Guardian olarak gerçekten çok çok müthiş. Elimizdeki çarlar zaten genel anlamda müthişti. Ve Nightmare zorluk derecesinde üstelik Gemini Palace Lordlarını da keserek zafere 1 saat 12 dakikada ulaşmışız ki bu videoya muhtemelen 1-1,5 saat civarı olarak yansıdı. Çünkü biliyorsunuz önceki ilk Demon'ı aldığımız round yattık. Zira şeyi kaldıramadık. Bu arada Ophelia'yı artık level 3 olarak kullanabileceğim. Gayet güzel. Çünkü Torment'le oynamaya çalıştık. Torment kesilmiyor. Ama bir ara Torment deneyeceğim. Haberiniz olsun yani çok sağlam bir çarla Torment deneriz. Her neyse YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. İblis buff'ı da bu şekildeydi efendim. Tower of God gelecek bölümlerde kaldığı yerden devam edecek. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.